Elimizde 20 eksi 7 x eşittir 6 x eksi 6 denklemi var. Bu denklemi x değerini bulmak için çözüyoruz. Buna 20 ve eksi 6 olan sabit terimleri bir tarafta toplayarak başlayalım. Bu terimleri sağ tarafta toplayalım. Sonra da eksi 7 x ve 6 x terimlerini denklemin sol tarafında toplayacağız. Denklemin sol tarafındaki 20 değerini atabilmek için hemen bu taraftan 20 çıkaralım. Fakat bu bir denklem olduğu için sol tarafında yaptığımız bir işlemin aynısını sağ tarafta da yapmalıyız ki eşitlik bozulmasın. Denklemin iki tarafı da başta eşit olduğu için bir tarafta yapılan işlem öbür tarafta da yapılmalıdır. Yani sol taraftan 20 çıkardığımız için sağ taraftan da 20 çıkarmalıyız dedik. Denklemin sol tarafında 20'den 20 çıkardığımız zaman 0 kalıyor. Zaten bu işlemin amacı da bu taraftaki 20'den kurtulmaktı. Buraya 0 yazmaya gerek yok. Eksi 7 x ise aynı kalıyor. Bu taraf denklemin sağ tarafına eşit. Bu tarafta elimizde bir 6 x var. Bu terimi işlem yapmadan aşağı indiriyoruz. Daha sonra ise eksi 6 eksi 20 işlemini yapmamız gerekiyor. Sayı doğrusunda 0'dan 6'ya kadar sayın. Aşağıda olan eksi 6 sayısından 20 sayı daha geri gittiğimizde eksi 26 sayısını elde ettik. Şimdi bütün x içeren terimleri sol tarafa toplamalıyız. Sonuç olarak bu x değerini sağ tarafta istemediğimiz için iki taraftan da 6x çıkarabiliriz. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan 6x değerini çıkaralım. Ne çıktı? Sol tarafta eksi 7 x'ten 6 x çıkardığımızda eksi 13 x elde ettik. Doğru mu? Evet. Negatif 7 olan bir değerden başka bir 6 değerini çıkarırsak negatif 13 tane o değerden elde ederiz, değil mi? Sağ tarafta ise 6 x değerinden 6 x çıkardığımızda sonuç 0. Yani bu iki değer birbirini götürmüş oldu. Zaten baştan beri 6x değerinden 6x çıkarmamızın sebebi de 0 elde etmekti. Sonuç olarak sağ tarafta sadece eksi 26 olan sabit terimimiz kaldı. Yani eksi 13x eksi 26'ya eşit oldu. Şimdi ise amacımız x değerini tamamen yalnız bırakmak. Sol tarafta eksi 13 tane x değerimiz var. X değerini yalnız bırakmanın en iyi yolu, herhangi bir sayıda x değeriniz varsa, x içeren değeri o herhangi sayıya bölmek olacak. Yani sol tarafı eksi 13 sayısına bölelim. Şimdi ise artık öğrenmiş olduğunuz gibi sol tarafta yaptığınız işlemi denklemin sağ tarafında da yapmalıyız. Denklemin iki tarafını da eksi 13'e bölmeliyiz. Peki, sol tarafta ne kaldı? Eksi 13 x değerini eksi 13'e böldüğümüz zaman elimizde sadece x kaldı. Yani denklemin sol tarafı sadece x olmuş oluyor. Bu x ise eksi 26 bölü eksi 13'e eşit olmalı. Bu işlem ise pozitif 2'ye eşit, değil mi? Negatif bir sayı, negatif bir sayıya bölünürse sonuç pozitif olacaktır. 26 bölü 13, 2'ye eşit. İşte sonucumuz bu. Şimdi de sağlamasını yapalım. Bulduğumuz x değerini denklemimizin ilk halindeki x değerlerinin yerine koyarak başlayabiliriz. Denklemin sol tarafında 20 eksi 7x işlemimiz var. Ve x değerini 2 olarak bulduk. Yani 20 eksi 7 kere 2 eşittir 6 kere 2 eksi 6. Şimdi sol tarafın gerçekten de sağ tarafa eşit olup olmadığına bakalım. Sol taraf 20 eksi 7 kere 2'ye eşit oluyor. 7 kere 2, 14. 20 eksi 14, 6'ya eşit. Yani sol taraf 6. Sağ tarafta da elimizde 6 kere 2 eksi 6 var. 6 kere 2, 12'ye eşit. 12 eksi 6 da 6'ya eşit. Sonuç olarak bu iki taraf da birbirlerine eşitler. Yani bulduğumuz x değeri doğruymuş.